Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok 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 iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu arada herkesin buradan Ramazan'ı şimdiden kutlu olsun. Bakalım nasıl bir Ramazan geçecek diye merak ediyorum. Böyle bir herkes evde yeme içme derken hayırlısıyla geçecek. Canlarım. Şimdi ben bugün ne yaptım? Burada hava çok güzel. Bildiğiniz gibi değil. Böyle bir gezdim. Böyle bir Rhine'ın oraya, nehirin oraya doğru uzandım. Çoluk çocuk. Bugün de 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Çocuk çok çok severim 23 Nisan'ı. Çocuk bayramı olduğu için çocukları böyle bir hava aldırdık. Bizim burada bazı yerler açık, rahat. Bayağı bir güzeldi. Böyle bir gezdik. Gene ufaktan ufağa bir özgürlük alanımız oldu diyelim. Siz orada galiba Türkiye'de olanlar şey ne diyorlar ona? Karantinada galiba. Bakalım ne olacak? Allah sonumuza hayır getirsin diyorum. Bol bol dua edin. İyi dileklerimizi yollayalım. Hayırlısı neyse olacaktır muhakkak. Şimdi canlarım benim, ben bir açılım yapayım dedim. Canınız sıkılıyor sizin, ben biliyorum. Yani hissediyorum. Can sıkıntıları oluyor evde. Otur otur otur. Sıkılıyorsun. İş, güç, o, bu. Anasını satayım, bitmiyor. Pişir, sabah kahvaltı veriyorsun, öğlesi geliyor. Öğleni yiyorsun, akşamı geliyor. Akşamı geliyor, tatlı yok mu anne diyorlar. Vallahi nedir bu yani? Mutfaktan bir türlü şeye doğru geçemiyorum ben yani, salona doğru. Salona doğru geçtikten sonra da çamaşırıdır, şuydu buydu. Bu nedir arkadaş ya? Vallahi korona kadınlara vurdu galiba diye düşünüyorum. Gerisi gayet rahattır herhalde. Uğraş dur yani. Buradan da bugün benim eksmanımın doğum günü. Onun da doğum gününü kutluyorum. Kutladık zaten de tekrardan kutlayayım kendilerinin. Başka ne? Bugün bende bir şey var ya, böyle bir kızlar üstümde böyle bir üzüntü enerjisi var. Acaba açacağım şimdiki açılımdan dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Aslında iyiyim ama bir şey de yok Allah'a şükür, ama böyle birden şuraya oturunca içimi bir üzüntü tuttu. Kimin enerjisini aldım yine ben bilmiyorum, ama şimdi videodan sonra hemen Aynur Hanım'a koşacağım ve temizlik yaptıracağım kesin ve nettir yani. Bu arada arkadaşlar benim kardeş kanallarım var. Onları da takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Bir tanesi Gönül Gözü diye, linkini paylaşırım ben. Çok güzel böyle dini duaların anlamlarını filan anlatıyor Filiz ablam. Çok güzel sohbeti var. Gerçekten böyle ruhunu dinlendiriyor. Bir de benim enerji uzmanım Farkına var kanalı. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Gerçekten izledikçe farkına varıyorsunuz bir şeylerin. Bu karmalar nasıl temizleniyor? Ne yapmanız lazım? Hepsinin hakkında bilgi alın, edinirsiniz en azından. Güzel yani. Bir bakarsanız aydınlanacağınıza inanıyorum. Böyle canlarım, burçları istediniz. Niye takip etmiyorsunuz kızlar siz? Hadi bakayım bir sorun. Söyleyin bakayım siz şimdi. 83 tane yorum gelmiş oraya canlarım. Neden acep? Şimdi burç burç, Melek Hanım burç istiyoruz. Melek Hanım burç istiyorsunuz diyorsunuz. Varum diyorum bak, varum. Geldiler gene. Neden? İzlemiyorsunuz yani, böyle az izliyorsunuz. Bunlar ne, Mayıs ayının burç yorumları, izleyin bir bakın bakalım ne olacakmış burcunuzda. Sevginizin burcunu da izleyin, ay burcunuzu da izleyin, yetmedi güneş burcunu da izle, izle anam izle, burçlar sana bir yol gösterir yani yorumları. Bir saat emek vermişim orada kızlar, lütfen diyorum size şimdi. Bu arada saçlarım da çok uzadı. Vallahi billahi böyle.
Bilmiyorum, at kuyruğu yapıyorum. Belime kadar uzamış. Şimdi buradan görüyorum da kendimi. Vurdum gene deliği. Ay böyle işte canlarım ya. Ne yapalım işte. Bakalım mı? Bak şimdi desteleri koydum. Koydum. Küslere bakacağım. Kız bugün küssün ya manitanla, sevgilinle. Var ya o şero dermişim buradan. Kız veya erkek artık kimse. O küs olduğunuz ve ayrı olduğunuz kişiler için bir açılım yapacağım. Soracağım bakalım neymiş bunlar. Öğreneceğim. Şimdi bu desteleri buraya koydum. Bunları önceden bir güzelce zaten bir yavaş yavaş kardım, kardım, kardım. Zaten bütün gün bu kartlarımı dışarıda bırakmıştım. Tüsülemiştim. Biliyorsunuz açılımlar falan oluyor. Hepsini bunların temizliği yapılması lazım. Öyle kolay iş değil. Alıp da herkese aynı kart açılmıyor. Kesinlikle herkesin enerjileri ayrı ayrı. Kimsenin enerjisi birbirine geçmemesi için bunların temizlikleri yapılıyor canlarım benim. Bunlar tüsülenip defne yaprağıyla ben bunları bir gece hep dışarıda bekletirim. Yani ince iş. Yeni kartlar aldım mı da mesela toprağa gömerim. Bir gece durur sonra alırım onu yatarım onunla. Öyle bir değişik şeylerim vardı benim. Şimdi güzellerim benim. Ben şöyle bir açılım yapacağım. Tamamen kendi içimden nasıl geliyorsa, canım nasıl istiyorsa öyle açacağım. Size uyanı her zamanki dediğim gibi alıncanlarım kabul edin. Uymayanları da zaten atın gitsin yani yollayın. Herkese uyacak diye bir şey yok. Çünkü bunlar genel açılım, birebir açılım değil. Birebir açılım istiyorsanız Selcan'a geleceksiniz. Benim yardımcım Selcan. Selcan'a diyeceksiniz ki ben Melek Hanım'la görüşmek istiyorum. O da diyecek ki buyurun. Onun da Türkçesi biraz kıt. Anlaşabilene aşk olsun, haberiniz olsun. Bazen yanlışlıklar çok yapabiliyor. Terminler konusunda özellikle. Öğrenecek. Yavaş yavaş. Şimdi bizim burada iş yerleri falan da açıldı. Bayağı bir çalışmalar falan yoğun yani canlarım. Şu an kana kuşlarımı da böyle koyayım ki barışım döner gibi böyle çifte kumru gibi olun. Bakın böyle öpüştüreyim mi seni? Tabii ya tabii. Hadi bakalım başlıyorum şimdi. Ben birinci sorumu soracağım. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş ve siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir bakalım mı? Yoksa sırf onunla, o mu sizinle ilgili ne düşünüyor bakalım? Aklınızdaki kişi, küs olduğunuz, ayrı olduğunuz kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Ona bakayım. Evet. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Hadi bakalım. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Bakalım ne düşünüyormuş? Ayrı olduğunuz kişiler sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Bakalım göreceğiz şimdi ne düşünüyormuş bu? Ne düşünüyormuş? Ayrı oldunuz, kalbinizi kırdık giden ve sizi bir kenarıya atan kişiler. Bunlar sizin için ne düşünüyormuş? Hadi bakalım. Verin bize. Ne düşünüyormuş bakalım. Göreceğiz şimdi. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Anlat bakalım. Öyle gidiyorsun ama arkanda yıkılmış birini bırakıyorsun. Şimdi anlat bakalım. Küs ve ayrı olan kişiler için arkadaşlar sizin için sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Merak ediyorum ben de. Bakalım. Hepsini açacağım. Bakacağız. Şimdi hepsini açacağım ve yorumlayacağım. Tamam mı canım? Şimdi burada birkaç tane senaryo olabilir. Kendinizi uyanı alın. Tamam mı güzellerim? Uyumayanı yollayın gitsin. Şimdi bakın. Bu insanla sert bir şekilde ayrılma olmuş. Yani tartışma. Burada bir kadın yüzünden bir ayrılık olduğu gözüküyor. Bu kişi evli olabilir. Kendi alanından, sabitliğinden kurtulamayan bir beyefendi olabilir. Çünkü burada erkek var.
erkek resmedilmiş. Size verilmiş sözler varmış, vaatler varmış fakat bunların hiçbirini gerçekleştirememiş. Bu ayrılık 9 hafta, 9 gün, 10 gün, bir haftayı veriyor burada. Kendinizi uyana alın, tamam mı? Bu insan diyor ki, evet diyor ben boşanacağım. Şimdi su grupları çıkmış, toprak grupları çıkmış burada. Bakın geneli su ve toprak grupları. Bu insan sabitliğinden kurtulamıyor. Yani kendi kendini bir alana bir kere hapsetmiş, tamam mı? Bu insan sizi mutlu etmek istiyor, hayatınızda kalmak istiyor. Fakat diyor ki ben bunu beceremiyorum diyor. Şimdi kendi ailesinden de vazgeçemiyor, sizden de vazgeçemiyor. Aslında sizden kolay vazgeçiyor der burada. Çünkü öteki taraf daha ağır basıyor. Çünkü vicdan olarak ağır basıyor. Ama sevgi olarak burada der ki sizsiniz. Yani bu insanın kalbinde sevgi olarak sizsiniz. Şimdi diyor ki o da benim diyor helalim diyor. Yani ben ona diyor vaatler verdim, biz ciddi düşünüyorduk diyor. Aramızda diyor her şeyi diyor planladık diyor, her şeyi diyor ayarladık diyor. Yani konuşulmuş olacak şeylerden bahsediyor. Fakat diyor aniden diyor ayrılma olmuş burada, onu görüyorum. Ve diyor ki benim aldığım yaralar diyor, benim aldığım diyor acılar diyor çok kötü diyor. Şimdi burada ayrılma aşamasında olan bir erili de görüyorum. Yani bir erkeği de görüyorum. Onu düşünüyor. Mahkemeyi düşünüyor. Çünkü diyor ki benim diyor hane içerisinde diyor geçimsizlik çok var diyor. Yani diyor iyi diyor anlaşamıyorum bununla diyor. Fakat diyor elimden ne geliyorsa yaptım. Düzeltmeye çalıştım olmuyor diyor. Kendimi diyor kendi mutluluğumdan vazgeçtim diyor. Başkalarını mutlu etmek için diyor ama artık yeter diyor. Çünkü biliyor ki bu kişiyi sizin için ne düşünüyor da sizin beklediğinizi. Ve sizi çok güzel bir bayan olarak görüyor. Yani onu cezbediyorsunuz düşündüğü zaman sizi. Ve sizin ona çok duygularınız var. O kadar çok duygularınız, sevginiz var ki ne kadar bitti, gitti, dönmez deseniz bile gene de bekleyiş içerisindesiniz. Ve burada diyor ki bu insan gerçekten kötü günler geçiriyor. Sizinle ayrı olduğu süre içerisinde bayağı bir kıymetinizi, değerinizi anlamış diyor burada. Ama artık bu sabitliğinden kurtulmam lazım diyor. Bu sabitliğimden kurtulmam lazım diyor. Yani adım atmam lazım diyor. Bir kere bunu anlamış bu insanlar. Özellikle de toprak grubuyla su grubunu görüyorum burada. Size bir sürpriz yapıp gelecek bu insan. Ve burada verilen tarih bana bakın arkadaşlar 6. ayı veriyor. 6. ay diyor. 6. ay içe yani 6. aya kadar diyor gelişler olacak diyor. Gerçekten ummadığınız anda, beklemediğiniz anda bu gelişler dönüşler olacak diyor. Şaşıracaksınız yani. Yani siz mutsuzsunuz fakat o insan da mutsuz. Onu anlatmak istiyorum burada. Mutsuz. Sadece kendi alanını koruyor, zannediyor ama koruyamıyor da. Çünkü psikolojik olarak düşünceleri, kalbindeki sevgi hepsi birbirine karışmış durumda burada. Yani ne yapacağını biliyor fakat kendi kendini sabit bir şekilde tutuyor der burada. Ama istediği kadar sabit tutsun burada der, tamam mı? Bu boşanma, bu ayrılma, bu eğer üçlü ilişki olan varsa bu olacak der burada. Gördüğüm kiminle enerjim tuttuysa olacak. Çünkü bu ilişkinin içerisinde gerçekten bitmesi gereken şeyler var. Yani şey olarak ne diyorlar ona? Bitmesi gerekir çünkü bu insanın artık karmasını bir temizlemesi lazım. Bunun çünkü karması bayağı bir karışık arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani kaderinde bitmesi gerektiği var ve bitirecek bu insan size doğru daha iyi bir şekilde, daha bir net şekilde yönleneceğini görüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Başka bir kadın için sizi terk etmiş ve küslük varsa diyor, bu insanı siz bekliyorsunuz başka kadın için, tamam mı? Bu insanı siz bekliyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bana dönecek, uzun zamandır bekleyişler var. Fakat diyor ki burada beklemeyi, böyle bir durum varsa. Mesela bu ayrılık 6 ay,
8 ay, 9 ay gibi bir süreç olduysa diyor, bu insanı beklemeyin diyor. Bu insanın diyor hayalini kuruyorsunuz siz diyor. Fakat diyor bu adamın hayatında başka bir kadın var der burada. Bakın böyle olanlar da var. Tamam mı? Sonradan diyor bu işin iç yüzünü öğrendiğiniz zaman diyor çok üzüleceksiniz, çok yıprancaksınız, yalnız kalacaksınız diyor. Onun için hayatınızı durdurmayın. Hayatınıza gelen fırsatları değerlendirin diyor. Uzun süredir ayrılmış olan kişiler için burada bana denilen ve hissedilen şu. Beklemeyin diyor. Yolunuzu önünüze devam edin diyor. Fakat burada gördüğüm 10 gün, 9 gün, 6 hafta, 5 hafta süreç içerisinde olanlar varsa diyor bakın bunlara barış var diyor. Ve diyor karşı taraftan adım gelecek diyor. Yani diyor bunları diyor bayağı bir düşünmüş, taşınmışlar artık akla karayı ayırt etmişler diyor. Ve size ait adım atacaklar der. Böyle gördüm, böyle hissettim. Yani böyleymiş. Sizinle ilgili düşünceler böyleymiş. Böyle gördüm. Şimdi bakalım. Böyleymiş, böyle gördük. Şimdi bir de bakalım. Şöyle diyelim mi? Sizi nasıl biri olarak görüyormuş? Ona bakalım. Sizi nasıl biri olarak görüyormuş? Bir bakalım. Bu ayrı olduğunuz kişiler sizi nasıl biri olarak görüyormuş? Bakalım nasıl biri olarak görüyormuş sizi. Nasıl biri olarak görüyormuş? Kendiyle diyor mutlu olan bir partnerim vardı benim diyor. Tamam mı? O diyor ne olursa olsun diyor hayatını tekrardan yeniler ve mutlu olur diyor. Fakat diyor bak burada ne diyor, ne kadar güzel. Benim onun üstünde büyük bir etkim var diyor. Tamam mı? Burada gene kılınç üçlüsü çıktı. Ben onu diyor aldattım, gittim, kandırdım, başka kişiye gittim diyor ve gece uykusuzluklar veya ailesi olan ailesine döndüm diyor. Yani iki kadın arasında kalan bir adamı görüyorum burada tekrardan. Niye böyle enerji tutuyor ben anlamadım ki. Diyor ki bir tarafa diyor bağımlıyım. Bu kadın diyor benim gözümde diyor zaten diyor Prenses Louis. Tamam böyle diyeyim ben size. Bir tanesi de diyor beni gece uykusuz bırakıyor. Ömrümü yedi bitirdi diyor. Tamam mı? Düşüncesi bu. Fakat diyor şu kılınç üçlüsünden artık kurtulmam lazım. Benim ailem neresi diyor. Sorguladığı kendinle olay bu. Ve size içinde şunu söylüyor. Siz onun gözünde aile kurulacak birisiniz. Yani gerçekten yani bir aileyi nasıl idare edecek, nasıl yani 10 parmağınızda 10 marifet olan biri olarak görüyor ve sizden çok etkileniyor. Sizinle tekrardan buluşup konuşma isteği var. Bunu düşünüyor. Ben diyor bu kişiyle buluşacağım, görüşeceğim, konuşacağım diyor. Şimdi sıfırdan bir başlangıç isteyecek mi sizden? Ne olur hayatım diyecek. Ne olursun tekrardan mutlu olduğumuz günlere dönelim. Burada ateş grupları var. Aslan çıkmış. Bir de balık burcu var. Başka ikizler. Şimdi diyor ki tekrardan aşkım mutlu olalım diyecek. Tekrardan sıfırdan başlayalım. Ben hayatımı düzlüğe çıkaracağım. Sen de bana yardımcı ol. Ne olursun bir şeyler yapalım diyecek. Çünkü sen benden güçlüsün diyor. Sizi çok güçlü olarak, çok güçlü biri olarak görüyor ve zarif görüyor böyle bakımlı. Yani böyle seksapel baktığı zaman böyle gözleriyle dünyayı fetheden bir kadın olarak görüyormuş sizi. Bakın bakın bakın. Yani her istediğini elde edebilecek bir kadın diyor aslında diyor. Ve diyor istese diyor onun peşinde çok kişiler vardır diyor. Yani diyor elde eder ama diyor ben biliyorum ki diyor asil o diyor. Asil bir kadın diyor ve diyor beni bekliyor diyor. Şimdi kendi hayatında başka bir kadın daha var burada. Bu kadın da Koç burçlarından değil. Bu kadın bunun bir ömrünü tüketmiş. Böyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten tüketmiş. Çok aralarında böyle gergin ortamlar oluyor, çatışmalar oluyor ve diyor ki keşke diyor seninle diyor birlikte olabilsem de diyor.
Böyle diyor, sen diyor beni hiç üzmedin, hiç kırmadın diyor. Aslında yeni yeni kıymetinizi, değerinizi alıyormuş. Sizi de böyle görüyormuş. Canlarım benim, alın size uyanı kabul edin. Şimdi bakalım. Size sevgisi var mı, sorayım mı? Bakayım sizi seviyor mu bu ya? Bu var ya bu. Bu küsvari olduğunuz kişiler sizi seviyor mu? Bakalım. Bakalım sizleri seviyor mu? Küs ve ayrı olduğunuz kişiler sizleri seviyor mu? Ben de merak ettim şimdi. Seviyor mu? Seviyor mu? Seviyor mu? Şimdi sizin bir kere ayrısınız fakat gönül bağınız var ya. Köprüleri daha yakmamışsınız, yıkmamışsınız. Yani bu köprüler yıkılmamış. Ayrılık var, küslük var fakat köprüler yıkılmamış canlarım. Ne onun tarafından ne senin tarafından. Çünkü sağlam bir ilişki var. Burada var ya 3 senelik, 5 senelik, 8 senelik ilişkilerden bahsediyorum. Seviyor. Sen zaten ölüyorsun arkadaşım. Kızlar siz ölüyorsunuz. Siz çok seviyorsunuz ve bekliyorsunuz yani. Diyorsunuz ki bana bir adım ya, bir adım, bir mutlu olacağım bir şey yap benim için diyorsunuz. Tamam mı? Gerçekten o da sizi çok seviyor. Fakat sevmediği şey şuymuş. Yani diyor ki benim üstümde baskı kurma diyor yani. Sen beni diyor ben sevgimi sana göstersem, sevgimi sana belli etsem diyor bu köpek. Tamam mı bu köpek? Bak 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 köpek. Sen beni diyor yani bu tasmayı takar gezdirsin. Ha bu beni seviyor diye diye. Yani bu da ego. Onun için sevgisini göstermiyor. Tamam mı? Şimdi siz düşünüyorsunuz ki bu iş bitti gitti fakat diyor ki burada gene 6. ayı veriyor. Bak burada siyah bulutlar gidiyor, beyazlar geliyor ve bu insan gerçekten size sizin istediğiniz şekilde gelecek. Fakat siz soğuk yapacaksınız yani soğuk. Niye beni bu kadar beklettin? Neden bana sevgini göstermedin? Neden? Tabii kadın psikolojisi ayrıca diyor ki burada bunu yapmayın. Bundan uzak durun. Yani ılımlı olun. Madem bir şey istiyorsun, yanıyorsun, dönüyorsun diyor. Ilımlı ol diyor. Yani diyor idare etmeyi bil diyor. Konuşarak diyor böyle sinirli, agresif diyor hareketler yapma diyor. Zaten diyor karşındaki insan seni seviyor. Aşık diyor. Böyleymiş. Güzellerim. Her iki taraftan da söylüyorum farkındasınız. Şimdi sevgisi de varmış. Şimdi başka ne diyeyim? Ne zaman adım atacak bu? Değil mi? Bu insan ne zaman adım atacak? Hadi bakalım. Şimdi sizin küs ve ayrı olduğunuz kişiler ne zaman size adım atacak? Bakalım ne zaman adım atacak? Hadi bakalım. Ne zaman adım atacak diye bir bakalım. Ne zaman adım atacaksın şahsi? Ne zaman adım atacaksın? Ne zaman adım atacak? Ne zaman adım atacak? Ne zaman adım atacak? Ve benim için ne yapacak bu insan? Hadi bakalım. Ne zaman adım atacak? Bunlardan da bir seçeceğim ya. Ne zaman adım atacak? Vallahi çıkmış yola geliyor. Çıkmış yola geliyor yani. Şimdi var ya çıkmış yola geliyor da bu. Yalnız bazıları da gerçekten böyle oyun oynuyor size. Nasıl oyun oynuyor biliyor musun? Bakın buna dikkat edin. Adım atacak mı diyoruz ya. Adım atacak da bu. Ne zaman adım atacak? Oyun oynuyor oynaya geliyor. Siz de onunla oyun oynayın. Tamam mı? Yani oyun oynuyor diyeyim bu. Hani nasıl derler ona? Şimdi bir şey diyeceğim. Vallahi kanalı kapatacaklar. Bu Dunkoff adam böyle kendini iki gösterip bir geri çekiyor. Yani böyle bir strateji düzenlemiş kafada. Ona göre diyor dikkat edin diyor yani size diyor. Yani geliyor ama atı arabayı almış geliyor da bakalım ne zaman geliyor. Hadi bakalım. Allah'ım bir gün çıkmaya, bir gün çıkmaya. Bu korkaktan ben bıktım. Şimdi hadi bakalım. Şimdi güzellerim. Bu insan diyor ki çok özledim seni, perişanım, perişanım, çok özledim, çok özledim. Tamam mı? Çok özlemiş. Zaten mesaj oluyor. Özellikle de şu 3-4 gündür çok düşünüyor sizi, aşırı düşünüyor. Tamam mı? Fakat diyor ki ya diyor ben diyor onu yıktım.
Yani ben onun kıyameti oldum. Ben onu yıktım, ben onu üzdüm diyor. Şimdi tekrar başlangıç için gidersem ben ona diyor. Ne söylersem söyleyeyim diyor ona diyor. Hayatımın yıldızı da desem, canımsın bir tanem de desem diyor. Ne olursa olsun diyor. Onun korkuları var benden yana diyor. Çünkü diyor ben sağlam adım atamıyorum diyor. Benim diyor kişiliğim, karakterim bozuk diyor. Tamam mı? Ben maddiyata önem veriyorum diyor. Gerçi diyor aileme diyor önem veriyorum. Ailemin diyor dedikleri de benim için önemli diyor. Yani diyor bizi çekemeyenler de var etrafta diyor. Ben her şeyden korkuyorum diyor. İnsanların, toplumun bana diyeceğinden diyor. İnsanların diyor benim bana karşı ne düşüneceğinden diyor. Hep korkuyorum diyor. Zaten diyor ben korkağım diyor. Tamam mı? Korkağım diyor. Şuradan ne çıkacağını bilemiyorum diyor. Korkam diyor. Yara bere almaktan tekrardan korkuyorum diyor. Fakat diyor bir cesaretle, bir ışınla diyor geliyorum diyor. Yalnız geleceğim diyor. Şimdi burada denilen bana zaman olarak ben size söyleyeyim. Burada 3 haftayı vermiş, 9 günü vermiş, 1 ayı vermiş. Kendinizi uyana alın. Tamam mı güzellerim? Ama bu söylediğim tarihler içerisinde 3 gün, 9 gün, 3 hafta, 9 gün ve 1 ay süreç içerisinde diyor. Fakat öyle gelişler oluyor ki ani toprak grubu, ateş grubu çıkmış, hava grubu var bir de burada. Kendinize uyanı alın. Yani bunun adımı olacakmış güzelleri. Bana bunu söylediler, ben de size bunu iletiyorum. Böyleymiş. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Aranızdaki engel kalkacak mı? Hani bu çocuk oyuncağı gibi engelliyor. Kız bir de engelliyorlar ya ben seni engelledim. Ne o? WhatsApp'tan olsun, Insta'dan filan engelleme, ondan sonra açmama çocuk gibi. Var ya vur öldür. Engel kalkacak mı? Şimdi siz var ya kendinize artık bir bakın bu yani öyle bir sıkışmışlığa hissediyorsunuz ki yani çıkış bulamıyorsunuz zaten. Yani yazmak istiyorsunuz, yazamıyorsunuz. İfade etmek istiyorsunuz, edemiyorsunuz. Konuşmak istiyorsunuz, karşınızda muhatap olacak kişi yok. Çünkü anlamıyor. Anlamayan kişiye ne dersen davul ne o? Ne söylesen anlamıyor yani. Anlatabildim mi? Ne söylesen bu insanı anlamıyor. Ancak kalbiniz kırılıyor, inciliyor. Onun için diyor ki kendinizi bir alanın diyor darlığına sıkıştırmayın. Geniş düşünün, ferah düşünün diyor. Tamam mı? Bunu yapın bir kere. Şimdi o insan evli olabilir veya canım benim şöyle bir şey sizinle ilgili evlilik düşünebilir. Yani bir taraftaki evliliğini bitirip de bir tarafta sizinle bir evlilik, sizin evlilik istediğinizi bildiği için tamam mı? Onu size sunmaya da gelebilir bu insan diyor. Fakat burada verilen tarih de gene 5. ayların sonuna doğru diyor yapacak bir şeyler diyor. Şimdi size genel olarak gelen mesaj da şu engel kalkacak mı? Şimdi diyor ki sana gelen fırsatları gör. Eğer sana gelen fırsatları görmezsen bu deve buradan geçer gider diyor. Sen de orada diyor affedersin battaniyenin altından kıçın açık kalır çadırdan dışarı yatıyorsun diyor. Yani diyor biraz diyor fırsat değerlendir. Biraz ya şu ilişkilerde strateji düzenleyin ya. İdare edin idare tamam mı? Yani karşı tarafın plan yapın bir adım sonra bu adımı atacak diyeyim. Bunları yaparsanız bakın İşler sizin istediğiniz gibi gider ve mutlu olursunuz. Yani ben burada anlatmayayım. Ben mesela özel danışmanlıklarımda bana söylediklerini böyle yaparsınız, böyle böyle diyorum. Gene de yapmaz olursanız o da sizin bileceğiniz iş. Ama bunları yaparsanız yani şimdi bu bildiğiniz ilişkiler satranç gibi. Satranç oynamayı mesela ben çok severim. Neden severim? Direkt zihin beyin yani biliyor musunuz işidir? Satranç tık 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 ne olur? Girersin, fethedersin, yenersin. Sizinki de bu hesap olması lazım. Yani bu ilişkilerde böyle kart oyunu gibi al sana iki tane, al bana iki tane. Hadi at bakalım, hadi kazandım, oldu, bitti, olmuyor. Anlatabildim mi güzellerim? Bunlar tamamen strateji. Strateji. Yapacaksın. Hop. Karşıdakinin her şeyini bileceksin. Anladın mı? Şimdi gelelim canım. Böyleymiş. Engellerin kalkması için de böyle dediler. Şimdi dedik. Peki evrenden almanız gereken mesaj neymiş? Bir de ona bakalım mı? Ne diyor bu küsler ayrı olanlar için? Hadi bakalım.
Ne diyormuş son olarak? Bir de buna bakalım. Size evrenden almanız gereken mesaj, tamam mı? Nelere dikkat etmeniz lazımmış. Şimdi sizin için ve onun için, sizin için ve onun için, tamam mı? Böyle yapacağım. Sizin için ve o küs olduğunuz kişi için. Bu da ilişkiniz için. Bakalım bir anlatalım. Şimdi sizin için. Siz yeni bir dünya kurmak istiyorsunuz. Yani her şeyi bıraksın ve sizin istediğiniz yola gelsin istiyorsunuz. Tamam mı? Bu olacak diyor. Bu insan her şeyi bırakıp sizin istediğiniz yola gelecek diyor. Ama siz bunu yaparken eğer temin dediğim gibi stratejiyle, akılla, zihinle yapmazsanız, direkt kalple, sevgiyle hareket edersiniz, bu dünyadan bu dünyaya geçmek zor olur. Onun için size diyor ki öncülük edin bir şeylere diyor. Tatlı değil. Bakın arkadaşlar, yılanı deliğinden çıkarır, boşuna dememişler. Tamam mı? Agresif olursanız, sinirli olursanız, sabırsız olursanız bu kişiyi buradan buraya unutun. Geçiremezsiniz. Tamam mı? Evrenin size verdiği o. O ne diyor peki? Ben diyor soğukluktan başka hiçbir şey görmüyorum ki diyor. Yani diyor benim istediğim ve benim diyor hayalini kurduğum diyor. İlişki bu değil diyor adam diyor. Yani evrenin bunu verdi. Yani soğuk yapıyor. O da size soğuk yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü aranızda konuşamıyor. Siz konuşuyorsunuz zannediyorsunuz. Konuşamıyorsunuz abiki. Yani anlaşamıyorsunuz. Anlatabildim mi? Anlaşıyoruz diyorsunuz. Bakın sevgiler, sevgi var, ilgi var. Konuşmak çok ayrı bir şey. Konuşamıyorsunuz. Konuşmak. Yani halo, nasılsın, iyi misin diye. Bir insan bir insanla konuşurken önce o onu bir dinler, analiz eder. Bir bakar ya, bakayım bu ne diyor, bu adam ne diyor. Daha onun konuşması bitmeden tık 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 sen sayarsan zaten karşıdaki insan der ki ya beni zaten ipleyen yok. İpleyen yoksa ben ne anlatayım der, anladın mı? Yani ben mesela dinlerim karşımdaki insanı ve noktasına virgülüne kadar dinlerim. Tamam, onları tık 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 kompütür gibi beynime alırım ve ondan sonra da o insana derim ki 15 sene de geçse sen bana şu gün şu tarihte şu saatte bunu 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 demiştin. Demiş miydin? Bilmiyorum, demiş miydim? O hatırlamaz ama ben onu hatırlatırım. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi ağızdan çıkana çok dikkat etmek lazım tabii ki. Şimdi ben de bunu demek istiyorum. Konuşurken bu insana soğuk yapsa bile size diyor bunu ısıtmak, bunu diyor ilişkinin içinde diyor yumuşatmak ve diyor hayatınıza gerçekten diyor bir düzen kurmak diyor iki tarafın elinde, bir tarafın elinde değil. Şimdi evren çoğunuza diyor ki white again, yani diyor ki yolun önün açık diyor. Nasıl diyor ilerlemek istiyorsan öyle ilerle diyor. Yani aramak istiyorsan ara diyor, yazmak istiyorsan yaz diyor. Bir şeyleri diyor bekleme diyor. Yani ilerle diyor ve sonu yönü çok güzel bunun diyor. Git yani diyor burada. Özellikle de bu 4 hafta 5 haftadır ayrı olan kişiler için söylüyor özellikle burada. Ne yapmak istiyorsanız siz yapın bak diyor. Çünkü diyor üstünde de yeni bir hayata geçiş var. Yani ego, mego yapmayın diyor. Adım atmak istiyorsanız atın diyor. Çünkü diyor güzel sonuçlar alacaksınız diyor evrenden. Şimdi bu sizin küs ve ayrı olduğunuz kişiler zaten yolunu bulamıyor. Kafa, beyin yok kızlar, tamam mı? Nasıl yok? Çünkü duygularıyla hareket ediyor. Merhametiyle hareket ediyor. Bırakamıyor, bağımlı. Olduğu alanı değiştirmekten korkuyor. Onun için diyor ki bir kere sabır olacak. O sabırla diyor güzel güzel hani iğne oyasını işlersin ya. Onun gibi diyor ilerletmek sizin elinizde diyor, tamam mı? Şimdi gerçekten tekrardan yeniden size aşık olmak istiyor bu insan. Tekrardan yeniden aşık olmak istiyor. Yeniden, sıfırdan. Bildiğin sıfırdan. Siz de diyorsunuz ki evrenin de size dediği şu. Gerçekten ben hiçbir zaman maske takmadım. İçim dışım bir oldu ve hep gerçek sevgimi verdim. Tamam, güzel verdin ama strateji yapmadın. Onun için de diyor bu durumlar yaşandı. Ve şimdiden sonra gene şeffaf sev, gene dürüst ol. Gene diyor sen ol. Bakın arkadaşlar, dürüstlük işte ben şeffaf sevdim, ben hiç dürüst. O değil. Seviyorsun ya, tamam, ama bir aptalca sevmek var, bir de sevip
akıllıca, mantıklıca aşık olup sevmek var. Anladın mı? Bunları hep ayırmak lazım. Bunları ayırmak için nasıl ayrılıyor derseniz, onlar da bende saklı. Şimdi burada ilişkiniz içinde diyor ki sıçra yerinden. Artık diyor bir şeyler çok yavaş ilerliyordu. Bir kaplumbağanın hareket ettiği gibi diyor. Öyle bir yavaş ilerliyordu ki, ama her şeyin diyor ilerlemesi sen kötü olarak görsen de diyor iyiye gideceği için, düzeleceği için işledi diyor süreç diyor. Tabii yavaş işledi diyor, ama artık diyor sen diyor bir şeyleri diyor ilişkiyle ilgili, özellikle kadın olanlar, tamam mı, burada diyor artık başaracaksın diyor. O içindeki seni diyor yeniden tanıyacaksın, yeniden bulacaksın, kendini yeniden keşfedeceksin ve diyor sevdiğin kişiye dört elle sarılacaksın diyor burada. Kendini yenileyeceksiniz. Evren size bunu diyor. İlişkiyle ilgili olsun, sizinle kendinizi sıfırlayıp yenileyeceksiniz yani. Ve bundan dolayı da gerçekten her şeyin bazılarınız için güzel olacağını görüyorum. Böyle gördüm canlarım, bir tanelerim. Böyle hissettim. Size uyanı alın. Evrenin mesajlarını da alın diyorum. Ve hepinizi çok 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 seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şatslar. Ve diyorum ki size görüşmek üzere. Tschüss.